PKK terör örgütü tarafından Irak'ın Dohuk bölgesinde sivillere yaptığı ve Türkiye'nin üzerine attığı saldırı deşifre oldu. İki gündür Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri savaş uçakları ve obüs atışlarıyla vurduğunu iddia eden PKK, Irak ve İran milislerinin yalanları deşifre oldu. Terör örgütüne yakın medyanın bölgeden çektiği görüntülerde tek bir bomba izine rastlanmadı. Sivillerin 155 milimetrelik topçu atışıyla vurulduğu yalanı da deşifre olurken bölgede topçu atışı sonrası oluşması gereken bir krater rastlanmadı. Irak tarafı elinde kanıt olmamasına rağmen Türkiye'yi suçlamaya devam ediyor. Irak'lı bir yetkili saldırı kesinlikle Türk topraklarından düzenlendi. Türk panter obüslerinden atılan 155 milimetre toplar kullanıldı. Kanıtlar elimizde. Irak içerisindeki hiçbir silahlı grupta bu tarz silah yok dedi. Irak yönetimi ellerinde kanıt olduğunu iddia etmesine rağmen henüz ortaya bir kanıt koyamadı. Türkiye tarafından Zaho'da PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Türk yetkililer, yeni panter obüslerinin henüz askerlere teslim edilmediğini belirtti. Türk yetkili, eğitimler de Konya'da yapılıyor. O noktadaki PKK terör örgütü üyesi teröristlere top atışları Türkiye'den değil, Irak'taki üslerden yapılıyor. O gün yakınlarda Türk silahı ateşlenmedi. O gün Zaho yakınlarında Türk savaş uçağı yoktu. Türkiye sofistike kameraları olan insansız hava araçları kullanıyor. Bu yüzden PKK terör örgütünün olmadığı bir noktada Iraklı sivilleri vurma ihtimali düşük. Türkiye'nin kullandığı silahlar ve mühimmatlar çok iyi biliniyor. Yani ne olduğu kolayca ortaya çıkarılabilir. Türk ordusu bölgede top veya havan kullanmıyor. Ekipmanlar daha doğuya, PKK terör örgütü üyesi teröristler olduğu yerlere kaydırılıyor. Herhangi bir patlama bölgede büyük çukurlar oluşturur. Ancak elimizde sadece yaralı insanların ve dumanın görüntüleri var. İnsan gibi hareket eden hedefler için top atışlarına başvurmak askeri olarak da mantıklı değil dedi. PKK terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurabilmek için yıllardır olduğu gibi masum insanları öldürdü. İranlı milislere bağlı yayın organları ise iki gün önce Zaho bölgesinde saldırı gerçekleştirilen alana, Türkiye tarafından 21 havan mermisi ile ikinci saldırı yapıldığı iddiasında bulundu. Ancak Irak medyasına konuşan bölge yetkilisi Delşir Abdülsettir, bu iddiayı yalanladı. Irak'taki İran destekli Eshaib Ehlil Hak Milis Partisi'nin milletvekillerinden Abdülemir El Tayyiban, Türkiye, güneyde suyu keserek, kuzeyde ise işgal ve hava bombardımanı ile öldürüyor. Başbakan Kazım'ı, Osmanlı açgözlülüğünü durdurmak için bir şey yapmıyor dedi. Diğer yandan Suriye birliklerinin komutanı, SDG-YPG terör örgütü ile birlikte Suriye'yi koruyacaklarını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na bağlı topçular, Tel Rıfat merkezindeki YPG PKK terör örgütü noktalarına yönelik atış gerçekleştirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Akibe'deki YPG PKK terör örgütü ile İran'a ait noktaları vurdu. Türk Topçu Birlikleri Bene'deki YPG PKK terör örgütü ve Esad rejimi ortak noktalarını da vurarak imha etti. Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği ve 7 sivilin öldüğü saldırının ardından muhalif gruplar, Esad rejimine ait birçok noktaya füze bombardımanı başlattı. Serakip ve güneyi vurulurken özellikle Laskiye kırsalında derin noktalara atış düzenleniyor. Muhalif gruplar, İdlib ekseninde Türkiye sınırında bulunan Atira, Salma, Silenfe, Bahsa, Birka, Kürin kampı ve Serakip'teki rejim noktalarını da vurdu. Muhalifler, misilleme operasyonu kapsamında Esad rejimine ait karargahları da füze atışlarıyla vurmaya başladı. Diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait silahlı insansız hava araçlarıyla hasekt bir araç hedef alındı saldırı sonucu araç imha edilirken, araçta en az iki PKK terör örgütü üyesi olduğu kaydedildi. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye'nin rolünden övgüyle bahsetti. İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Tras, Ukrayna'nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye'yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı. İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İngiliz Bakan, "Şimdi bu anlaşma uygulanmalı." Rusya'nın sözlerinin eylemleriyle uyumlu olduğundan emin olmak için izliyor olacağız değerlendirmesinde bulundu. Tras, uzun vadeli küresel güvenliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması için Putin, bu savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çıkmalıdır görüşünü paylaştı. Avrupa Birliği de Türkiye'yi İstanbul'daki tahıl koridoru anlaşmasındaki önemli rolü dolayısıyla takdir ederek, anlaşmanın hızla uygulanması çağrısı yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinden İstanbul'daki Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının neden olduğu küresel gıda güvensizliğinin üstesinden gelme çabalarında ileriye dönük kritik bir adımdır. Anlaşmanın başarısı, hızlı ve iyi niyetle uygulanmasına bağlı olacaktır, denildi. Rusya'nın dünya çapında milyonlarca insan için gıda güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, mevcut anlaşma bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için bir fırsat sunuyor ifadesi kullanıldı. Açıklamada Avrupa Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediği aktarılarak, Türkiye'yi bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz denildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ayrıca Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar avroya çıkardığını duyurarak Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız ifadesini kullandı. Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanan yardımla ilgili açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'ya verdiği desteğe odaklı ve kararlı olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var. Onları biz sağlayacağız değerlendirmesinde bulundu. Diğer yandan Rusya, Ukrayna ile savaşta kontrol altına aldığı bölgelerde Rus vatandaşı olmak isteyenlere pasaport vermeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzalamasıyla Ukrayna'nın ele geçirilen bölgelerinde Rus vatandaşlığına müracaat edenlere pasaport veriliyor. Ukrayna'nın Melitopol ve Herson kentlerinde 11 Haziran'da Rus pasaportu dağıtılmaya başlandı. Rus basınında çıkan haberlere göre, Zaporozhye bölgesinde 70 binden fazla Ukraynalı Rus vatandaşlığı için başvuruda bulundu. Putin, 2019'da imzaladığı kararla Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırmıştı. Ukrayna'nın Herson ve Zaporozhye bölgelerinde yaşayanlar da 25 Mayıs'ta buna dahil olmuştu. Öte yandan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybi, başkent Trablus'taki çatışmaların ardından İçişleri Bakanı Halit Mazin'i görevden aldı. Trablus merkezli Februari televizyon kanalının haberine göre, Başbakan Dibeybi İçişleri Bakanı Mazin'i görevden alarak, yerine geçici olarak Yerel Yönetimler Bakanı Bedrittin E.D. Tumi'ye atadı.